Hepinize yeni bir günden merhabalar. Ben Özel Birecik Edebali Anaokulu İlk Adım Sınıfı öğretmeni Efsane Efe. Bugün sizlerle etkinliklerimize daha öncesinde hazırladığımız panomuzla yine devam edeceğiz. Kara taşıtları ve deniz taşıtlarını yapmıştık. Son olarak da hava taşıtlarını bugüne bırakmak istedim. Hava taşıtlarında sizlere bir uçak yapmak istiyorum. Evet, uçağımıza başlayalım. Annenizin ya da babanızın yardımıyla uçağı yapabilirsiniz. Hava taşıtları dediğimizde aklımıza uçak, helikopter, zeplin, balon gibi hava taşıtları geliyor. Peki daha önce hava taşıtına binen oldu mu ya da binmek ister misiniz? Ama bu şekilde devam ediyorum. Daha önce de dediğim gibi eski biten kitaplarınızdaki taşıtları bulup kesebilirsiniz. Daha sonra panoya yapıştırabilirsiniz. Aynı zamanda kesme çalışması da yapmış olursunuz. Benim uçağım hazır. Şimdi bunu yapıştıralım. Evet, şimdi de uçağımı buraya yapıştırıyorum. Taşıt panomuzu tamamlamış oluyoruz. Daha çok taşıtlarla iyice süsleyebilirsiniz panomuzu. Evet, şimdi ise sırada gar, liman ve havaalanı etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizde evinizin köşelerine gar, liman ve havaalanı yapmanızı istiyorum. Daha sonrasında ailenizle bu konu hakkında konuşup ve hazırladığınız köşelerde oyunlar oynayabilirsiniz. Ve şimdi de hikaye saati yapmak istiyorum sizlerle. Okuyacağım hikayenin adı Bu Ses de Ne? Başlayalım şimdi hikayemize. Karanlık bir yaz akşamında tuhaf, gürlemeyi andıran kısık bir ses duyuldu. Ses arttı gitgide. Artık bu gürleme korkutucu oluyordu. Bu ses de ne? Diye haykırdı bebe tavşan. Dehşete kapılmıştı. Ama bebe porsuğun yüzünde meraklı bir bakış vardı. Belki bir uzaylı korosudur. Şarkı söylüyorlardır gökte, dedi bebe porsuk. Göz kırptı neşeyle. Ta uzaklardan, ormandan gelen bir aslan kükrüyor olamaz mı? Belki de kabaran okyanus suları taşıp bize bir su parkı yaptı. Bebe tavşan yanıt verdi. Hiç duymadım böyle korkunç bir ses daha önce. Dünyanın sonu geldi bence. Ya bir dev gümbede gümbede geliyorsa üstümüze, gülle gibi tepemize düşecek koca bir kaya belki de. En sonunda bebe porsuk şöyle dedi. Haydi tavşancık, yeter bu kadar. Bunca saçma hayal aklımıza zarar. Böylece ormana girip düştüler gizemli sesin peşine. İlerlediler temkinle, kulakları kirişte. Dinle bak, duyduğumuz bu olmalı. Bence korkunç değil, hatta gayet tatlı. Bebe porsuk işaret etti. Her biri nilüfer yaprağına oturmuş kurbağaları. Orkestra bıraklarken coşkuyla duruverdi bir kurbağa. Keşke şu gürleme dursa, başımız şişti bütün gün boyunca. Böylece sesi aramaya devam etti minikler. Bir o tarafa bakındılar, bir bu tarafa. Sonunda karşılaştılar tilkiyle. Vuruyordu sopasıyla meşe palamutlarına. Bayılıyorum bu oyuna, dedi tilki. Dişlerini göstere göstere sırıttı bir de. Ama yoğunlaşamıyorum bir türlü. Kulağım hep şu gürültüde. Aniden gürleme sesi hiç olmadığı kadar yakından geldi. Bebe porsuk ile bebe tavşan korkuyla kucakladılar birbirlerine. Ses mağaradan geliyordu. Bebe porsuk parmak ucunda girdi içeri.
Ama zavallı bebe tavşan dehşete düşmüş, taş kesilmişti. Tavşan saklandı porsuğun arkasına. Porsuk korurdu dostunu her zorlukta. Ama bakınca içeri gördüler ki gerek yok korkuya. Bebe tavşan konuştu. Bu koca ayı değil mi? Oymuş demek ki. Bu sesin sahibi. Korkulur mu hiç horultudan? Nasıl yanılabildim bu kadar? Böylece başladılar çalmaya tava tencere. Çıkıp yatağın üstünde zıp zıp zıpladılar bile. Zaman aldı ama koca ayı sonunda uyanıp kafasını kaşıdı. Ah ah esneyip gerindi koca ayı. Sesten duvarlar sallandı. İnanamıyorum uyuyakaldığıma. Bak sen şu yaptığım hataya. Koca ayı mağaradan çıkıp pırıl pırıl parlayan güneşe baktı. Çok uzun zaman kaldım mağarada. Haydi bakalım şimdi eğlenme zamanı. Göz açıp kapayana dek bir orman partisi başlamıştı. Ve bebe tavşan korkularıyla baş etmenin önlemini almıştı. Sonunda bulduk sesi. Hiç de korkutucu değildi. İyi ki yanımdaydın canım arkadaşım. Çok seviyorum seni. Bu sesle hikayemizde bu kadardı. Son olarak da sizlerden Afacan Kaşifler 7. kitap 7 ve 8. sayfaları yapmanızı istiyorum. Umarım etkinliklerimizi beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Katılımlarınızı ve fotoğraflarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.